Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz hepiniz. Sıradaki skeci ben sunacağım. Adım Selen. Şimdiki skeci Yeşim ve Beste yazdılar. Yazmakla kalmadılar. Aynı evde de yaşıyorlar, ev arkadaşlar. Hafıza kaybı skeci geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Şu tuzu uzatsanız ha. İsmet daha yakın, o uzatsın. Şimdi sen daha yakınsın. 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 Allah da benim belamı versin. Anne, kapıda kaldık. Siz daha yakınsınız, siz açın. Gerizekalı bunlar. Şu zekaları bana çekmemiş ya. Biraz benden alsalardı. Görürsün sen. Babama kredi kartını senin çaldığını söyleyeceğim. Söyle. Ben de Erdem'le gizli gizli buluştuğunuzu söylerim. Söyle. Ben de arabasını kaçırıp çarptığını söylerim. Söyle. Ben de buluştuğunuzda ağızdan öpüştüğünüzü söylerim. Söyle. Ben de okuldan atıldığını söylerim. Söyle. Lan siz nasıl bir suç örgütüsünüz? Manyaklar. Bakalım babam erkek arkadaşın olduğunu öğrenince ne yapacak? Ne yapacak ya? Yeter artık ama kaç yaşına geldim ben? Babam gelsin ben kendim söyleyeceğim. Hatta Erdem'i de buraya çağıracağım. Ne olacaksa olsun ya. Sen ne yapacaksın? Ben de söylerim. Ne var beni sokağa mı atacak? Tamam, atsa bile geri almayacak mı? Tamam, almasa bile ben başımı sokacak bir yer bulamayacak mıyım? Söylersiniz, söylersiniz. Adam hık deseniz sinirleniyor zaten. Ya sinirlenirse sinirlensin. Ne kadar sinirlenebilir ya? Aynen öyle. Bu yaştan sonra susup oturacak halimiz yok anne. Ne oluyor sabah sabah? Oturun. Ne oldu Necati? Yine neye sinirlendin? Saat 10. Sevim. Evet. Ve ben ondan nefret ederim. 9 tamam. 9.30 yine okey. Ama 10. Bana bakın, adam zamana sinirleniyor. Siz düşünün. Baba, bugün dışarı çıkabilir miyim? Hayır. Niye demeyecek misin? Niye? Ders çalışmak için. Hayır. Baba, bana para verir misin? Hayır. Niye demeyecek misin? Hayır. Ben ilk sorudan elendim. Ya ne sabah sabah şimdi, Allah Allah. Yok baba, para veririm, yok dışarı çıkabilir miyim? Bu nedir ya? Vallahi beni bulattınız he. Ne olduğunu anlamadım ya. Ben gidiyorum ha. Kahveye gidiyorum ben. Anca kahveye git zaten. Bir gün de demek ki gel karıcığım beraber dışarı çıkalım deme yani. Gel karıcığım beraber dışarı çıkalım. Gerçekten mi? He sen balkona çık, ben geliyorum. Allah'ım. Öküz ya, öküz. Balkon kadar başına taş düşsün inşallah. Balkon kadar taş düştü kafama. Mübarek kadınsın, ver elini öpeyim. Dur oğlum şimdi. Necati iyi misin? Necati kim? Sensin. Sen kimsin? Benim. O kim? O. Ama anne sen de hiç yardımcı olmuyorsun adama. Ay babamın hafızası mı gitti acaba? Baba $1 kaç lira? 1,5. Gitmiş. Ben sizin babanız mıyım? Hayır. Bırakın öyle bilsin. Gerek yok. Saçmalama ya. Bir doktora motora götürelim. Gel şöyle otur gel. Tamam taksi çağıralım o zaman. Üstünüzde nakit para var mı? Üstü kalsın. Üstü kalsın mı? Anne gitmeyelim hastaneye. Erdem olsa arabayla götürürdü de. Erdem kim? Erdem. Erkek arkadaşım. Aşk ne kadar güzel bir şey, öyle değil mi? Ne olur doktora gitmeyelim. Ne olur gitmeyelim. Saçmalama ya. Adamın bu durumunu kullanmayı utanmıyor musunuz? Ben bir bardak su getireyim, sen burada bekle. Sonra hastaneye gidelim, tamam mı? Rica ederim, ben kendim alırım. Hastanenin önünden geçen ağzına sıçsınlar. Çok özür dilerim, çok affedersiniz ya. Siz kimsiniz acaba böyle? Canım benim, bak ben senin karınım. Kesin mi? Ne oldu lan, beğenemedin mi? Estağfurullah, onur duydum ben, onur duydum. Öyle söylesene. Bu da kızın öykü.
Kızım bu mu benim? Evet. Canım kızım. Bu da oğlun İsmet. Canım kızım. Adamın bilinçaltı kaldırmıyor beni. Olsun, ben sana sarılırım anneciğim. Ne yapıyorduk peki böyle evde şimdi, ne yapıyorduk? Biz oturuyorduk, kahvaltı yapıyorduk baba, gel. Kahvaltı. Gel. Bak burası kahvaltı masası. Bu zeytin. Bu tereyağı, sütten yapılıyor. Bu çatal, çatal. Bu kaşık, kaşık. Lan yeter. Adamın hafızası gitti, beyni değil. Nasıl biriyim Pembeki? Nasıl bir insanım? Biraz anlatırsanız bana. Bir kere sen çok sakin ve ılımlı bir insansın. Evet. Hobilerin arasında evi süpürmek, cam silmek ve kazanmak vardır. Aa, ne kadar güzel ya. Hatta her gün bana seni seviyorum Sevim dersin. Aa, öyle mi? Seni seviyorum Sevim. O da yetmez, bir daha dersin. Seni seviyorum Sevim. O da yetmez. Anne, 20 yılın acısını tek seferde çıkaramazsın. Tamam be. Bizim aramızda da şöyle bir geyik var Muruk. Her sabah benim elimi öpüp saygılar abi dersin. Abartma lan, abartma. Tamam, yarın öpersin. Ya ben böyle çocuklarıyla şakalaşan falan tamam, böyle sürekli... Ben bayağı modern bir babayım o zaman. Evet, evet. Hatta bugün erkek arkadaşım gelecek. Sabah onun mutluluğunu yaşıyordum. Aa, ne güzel, gelsin ya. Fırsatçı. Sana ne be? Ah, hatta geldi. Kapıdan bekliyoruz düşmanı. Aşkım. Aşkım, beni niye çağırdın? Baban beni öldürür. Ben gideyim mi? Ne olur. Ya gel. Gel içeriye. Tanıştırayım babacığım. Erkek arkadaşım Erdem. Ne? He? Yok. Ne? Ne? Erkek arkadaşın mı? Ne erkek... Ne oluyor lan erkek arkadaşın, bunu eve getirip tanıştırıyorsun? Ne bu? Necati. Ne Necati? Ya. Kaç lan, kaç. Aşk, kaç. Aşk, bir şey. Aşk. Baba mı? Baba, bir, baba. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Açık demeyeyim. Hoş geldin oğlum. Memnun oldum. Memnun oldum. Çok kızım, yakıştı. Ne yaptın? Reset attım. Ne yapsaydım? Ya iyi yaptın da bu çerçevenin bende hatırası vardı ya. Ya ne oluyor Allah aşkına Öykü, ne oluyor? Neyin içindeyim ben? Baban niye böyle davranıyor? Niye, ben normalde nasıl davranırdım ki? Hiç böyle davranmazdım baba. Evet, sarılır öperdin baba. Evet, sarılayım öpeyim o zaman, gel. Gel canım benim. Tamam. Sarılıyor bayağı. Ne güzel oldu. Peki ne oluyor şu an? Şöyle, babamın kafa gitti. Gel ben sana içeride anlatırım. Ha, tamam. Anne ne yapıyorlar ya? Ya sana ne ya? Sen de başıma erkek oldun ha. İyi tamam, o zaman bana da karışma. Baba ya, benim harçlığım bitti. Bana bir yüz versene. Vereyim. Al. Verdim ya. Ben 100 istedim de sen hep bana 200 veriyorsun. Ha. Al. 200 verirsen de 500 daha veriyorsun. Vallahi bu kadar kaldı. Oğlum tamam, açma. Hadi geç odana, bizi yalnız bırak. Hadi. Yılların acısını nır 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 diyorsun. Yürü. Kalkal hadi. Biz ne yapıyoruz? Yalandan bir film açalım öyle, yakınlaşalım falan mı? Çıkıyorum. Yok lan, yerler silinecek. Tamam, ben sileyim yerleri o zaman. Aynen, sen sil. Çok güzel. Zahmet olmaz sana değil mi? Yok canım, elime mi yapışır? Tamam, ben o zaman villadayım. Obaya getireyim, sen beni burada bekle, tamam mı? Tamam. Hadi bakayım. Tamam, hadi. Ben evi bir havalandırayım ya. Havalandır, havalandır. Bu perdenin güpürleri de hiç hoş değil, neyse. Oradan nasıl tutturamadın bunu? Kısa mesafeden nasıl atamadın o taşı? Aa! Vallahi şu an çok sinirlendim ya. O kadar sinirlendim ki hafızam yerine geldi şu anda. Ne oluyor lan? Neredeyim be? Son kapıdan çıkıyordum. Ne oldu bana? Katya! Suyu hazırladım canım, şuralardan başlayabilirsin. Katya mı? Ne suyu? Ne diyorsun Sevim sen ya? Temizlik yapacaktın ya. Hafızan yerine mi geldi? Kovayla vururum vallahi kapına. Ha. Ha. Yo, yo, benim hafızam yerine gelmedi ya. Benim hafızam niye yerine gelsin? Ne yapıyorduk? Temizlik mi yapıyorduk? Sen o zaman şuralardan başlayabilirsin. Sonra bir de bana kahve yaparsın. İstersen kendini de yapabilirsin yani. Beraber içeriz. Hal da bakarız. Ha? Olur, tamam. Şuralardan başla bakayım hadi. Ben burada bekliyorum. Bizi tabii ki. Benim. Hadi. Oh be, bir sürü oyun aldım kendime. Ne oyunu ya? Hangi oyunlar parayla aldın? Ya unutmuş yine ya. Oğlum sen bana para verdin ya. Aa, doğru, verdim ya. Ben sana para verdim. Neyi yapmışım?
Geçen gün de kredi kartını ben çaldım lan. Harbi mi? Oğlum ne yapıyorsun? Ya bırak anne, hazır kızmıyor söyleyeyim, içimde kalmasın ya. İyi yapmışsın oğluşum. Bana bir daha oğluşumlu konuşma. Pardon, affedersiniz efendim. Yanlış söyledim. Çok efendim üzüldüm. İyi, efendim olur. Arabanı da vurdum geçen hafta. Onu da söyleyeyim, üstümde yük. Vurmamışsındır ya. Niye vurasın ki? Vurmamışsındır, öyle şey olmaz. Yoo, vurdum. He? Bayağı haşırt diye vurdum. Gerçekten mi? Canı sağ olsun, bir şey olmaz ya. Evet. Ayrıca okuldan da atıldım. Olsun, seneye bir daha hazırlanırsın. Sana mı soracağım hazırlanıp hazırlanmayacağım ya? Allah'ım. Ne yapıyorsun sen ya? Yok ya, şakalaşıyoruz değil mi? Sıkıntı yok moruk. Yok moruk, ne sıkıntı olacak ya? Necati ya, sen de amma kaytardın. Şuralar duruyor hala. Kaytarma lütfen. Pardon hanım. Ben geçiyor. Gerçekten çok iyiydin ama. Sen olmasan böyle olmazdı. Ama hiç boş bırakmadın ya. Ama sen çok iyiydin. Boş yer yok ya. Lan nasıl muhabbet bunlar? Efendim, test baba... çözüyorduk da biz hiç boş bırakmadı. Aha, baba iyi misin? Ben iyiyim de bu kim? Hafızası mı gitti yine? Yok. Yok yok, tam kıvamında ya. Değil mi lan? Necati, hatırlamadın mı? Tanıştığında kucaklaştın ya, erkek arkadaşı. Erdem. Doğru ya. Erdem erkek arkadaşı. Evet. Çok pardon ya Erdemciğim. Ne haber, nasılsın? Vallahi iyiyin olsun. Çok sevdi babam seni ya. O kadar sevdi ki sıkarken içine sokacak. Vallahi çok sevdim ya. Efendim o zaman... Biz iki senedir de beraberiz. Buna da sevinirsiniz. Tabii ki. Gel buraya. Gel buraya. Sen de berabersiniz, öyle mi? Çok sağ olun. Efendim, geçen de nikah tarihi aldık sizden habersiz. Ona da sevinirsiniz. Hadi öpün beni, sarılın bana. Gel buraya. Gel buraya. Aptal çocuk. Necati! Necati dur! Ne Necati'si? Ne Necati'si? Kat hadi bana. He? Katayım ben, öyle değil mi? Hadi örsene beni. Çılgın kadın. Hadi. Hadi. Ne yapıyorsun lan sen? Efendim ben vurunca reset atarım diye düşündüm ama. Sen biraz bekle. Ben seni o kırlentinin içine sokacağım. Birazdan seni o kırlentinin içine sokacağım. Bekle. Buradayım efendim. Lan size yazıklar olsun ya. He? Katya, temizlik. Vay be. Biri temizlik yaptırır, ötekisi erkek arkadaşıyla tanıştırır, biri beni soymaya kalkar. Haşa, sen kendi elinle verdin parayı. Konuşma. Ne yapalım Necati? O kadar çok yanlışım var ki, bir kere doğru yapınca ellemek istemedik. O ne demek o? Eskiden emrediyordun, şimdi lütfen demeye başladın. Oğlunu sevdin, harçlık verdin, kızının erkek arkadaşıyla tanıştın. Şimdi biz seni doktora götürüp, bu adam normalde böyle değil, bunu tedavi edin desek, bize deli demezler mi? Yürü be anne! Doğru, haklısın. Ben size iyi davranmadım. Sana hep kötü davrandım, seni sevdiğimi söylemedim. Ona keza öyle. Oğluma yeterince para vermedim. Kızımın erkek arkadaşı gelmiş. Normal bir şekilde tanışmış. Oğlum ne yaptın? Ya iki saat bunun aydınlanmasını mı bekleyeceğiz? Böyle güzel kafası ya. Yılmaz Erdoğan biraz kilo almamış mı ya? Ya heyecanlıyım. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Vay be, zil geldi. Yeşim'le Beste, değil mi? Evet, Beste. Gel arkadan bizim şahane yazarımız, pıtırcığımız. Yeşim'le Beste, ev arkadaşları. Yıllarca Beste evde yazıyordu, Yeşim bakıyordu. Bazen fikirler veriyordu. Bu hafta Beste'yi kaptım. Bu hafta birlikte o evden bir üretim çıktı. Evet. Çok önemli arkadaşlar. Böyle aynı evde yaşıyorsunuz, o enerji evde... bizim de yani bütün o dönemde aynı evlerde kalanlar birlikte skeçler yazıyordu. İşte şu evlerden böyle... O kadar organik bir skeç ki. Yani böyle her anı keyif alarak bulmuşsunuz yani. Özellikle son zamanlarda gördüğüm en iyi skeç girişi. Yani ben alayım, ben alayım, ben alayım, sen yakılsın, sen yakılsın deyip çıkmaları süper olmuş yani. Çok iyi girişti. Sonra bir acaba bayar mı dedik baban, ikide üçte falan bir acaba bayar mı dedim ama sonu çok güzel bağlanmış. Vallahi hani önermesi, babanın şeyi, bir de
final şoku, her şeyle. Zaten Hilmi'ye bu pis çocuk rolleri gereksiz yakışıyor. Gerçekten çok yakışıyor yani. Atakan, senin de hakikaten bir hafızayı kaybet, bir kaybetme oyunun süperdi. Sonuna kadar harika gittiniz. Çok eğlenceli bir skeç, öğretici. Evde izleyen bazı babaların da kendini görüp belki de ders alacağı bir skeç oldu. Helal olsun kızlar. Tebrik ediyoruz. Çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarımızla.